Ekrem İmamoğlu su baskınında tatil değil de sen darbe günü neredeydin diye bir cevap vermişti. Ben Allah'ın gerçekten hiçbir şekilde domatesi 22 TL'ye çıkartacağını ve Müslüman halka zarar vereceğini düşünmüyorum. Diyanet de bu noktada hani eleştirmek istiyorum. Allah, ben Diyanet'e buradan bilgi vereyim. Allah insana sabır verir, sınav verir. O sınavdan geçip geçemeyeceğini, isyan edip etmeyeceğini ölçer. Ama fiyatlar üzerinden Allah da hiçbir şey yapmaz. Mesela FETÖ'cü diyorlar işte şöyle böyle, Hakan Şükür. Hakan Şükür hiçbir zaman CHP'den, MHP'den, aday olmadı. AK Parti'den milletvekili oldu yani. Eğer ki onlar için oy vermeye gidiyorsan umarım ayağın sakatlanır, gidemezsin. Evet atacağım diyor. Ya anne dedim, anne dedim. Ya bir sus, bir sus, bir sus. Ya bir sus, ya bir sus, sus. Osmanlı'da yaşamıyorsun. Ya var ya bak, bu adamlar kahveye gider, 3 lira çaya para verir, emekli maaşıyla geçiniyoruz derler. Ev kirasını bilmezler, gençlerin halini anlamazlar. Abinin dediğine bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi çoğu kişi şey diyor, Tayyip Erdoğan olmazsa kimse olmaz. Hani karnı doydu şöyle böyle. Eğer 80 milyonluk ülkede gerçekten bir tane daha Tayyip Erdoğan çıkartamıyorsak veya herhangi bir lider çıkartamıyorsak bu büyük bir sorun. Çünkü eğitimde gerçekten çok büyük bir zafiyetimiz var. Bu çok, tabii ki buyurun. Bu vatandaşlara, bu altılı veyahut da tek partili Tayyip Erdoğan'a oy vermek zorunda mıyız? Bizim oyumuzla niye bu millet şey edip, ben oyumu nereye veririm, başka birisi çıksın. Ya şimdi siyaset baktığınızda çok derin bir... Siyasetten gelen de altyapıdan çıksın, ha, belediye başkanı çıksın, belediye cumhurbaşkanı. Çok derin bir derya siyaset kavramı. Şimdi şöyle mecbur bir... Mecbur muyuz bunlara oy vermek? Ya zaten her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de sınırlı bir demokrasi var. Yani liderler aday olur, biz seçeriz. Bu böyle ilerler. Ama şimdi şöyle bir durum var. Gerçek... Hangi belediye başkanı çıkacak? Çıksın abi. Hangisi? Hangisi? Abi, başka bir sürü. Gördük. Abi, belediye başkanlarını gördük. Var abi. Var. Gördük. Sadece ben varım diyor. Adam var. Kimseyi bırakmıyor ki. Var. Adam kimseyi bırakmıyor. Ya işte gördük İstanbul'u. Bırakmıyor. Gördük. Bırakmıyor. Adam bir şey yaptı mı direkt kayyum atıyor. Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Tayyip ne hale getirdi bir de şimdi. Abilerimden de özür dileyerek söylüyorum. Şimdi çok güzel bir laf vardır. Ne yaparsan yap, reklamını iyi yap. Şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan bahsetti abimiz. Dedi ki İstanbul'u ne hale getirdi. Bence toplumsal olarak gerçekten bir barış getirdiğine inanıyorum. Ama adam reklamını yapmadığı şeylerde gerçekten suçlayamazsınız. Süt olsun, anne kart olsun. 65 yaş üstü şu an herkes ücretsiz biniyor. Ama en çok şeyi de 65 yaş üstü çıkartıyor burada. Ya şimdi şöyle baktığınız zaman anne sütünü kim verdi? Adam ya, tatile gidiyor. Kim verdi? Yok su basmış. Ya, kamu çalışanı. Ben 3,5 yıl bu vatana hizmet verdim. Yani gezdim, askeri personeldim. Ya ben de 30 günlük iznim hakkım vardı. Kullanıyordum sonuna kadar. Ya çünkü yani insanlar kullanabilir. Kamu çalışanlar olduğu için belediye başkanlarda onların da yıllık izinleri var. Kendileri de kullanır. Madem öyle bir soru sorulduğunda hani çok güzel bir lider cevap vermişti. Kimdi tam olarak hatırlamıyorum ismini, özür diliyorum ama kendisi demişti ki Ekrem İmamoğlu su baskınında tatil değil de sen darbe günü neredeydin diye bir cevap vermişti. Ya şimdi onu demek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi gerçekten hepimiz görüşleri farklı olabilir. Herkes saygılı olmak zorunda ama siyasette derin bir derya. Ama şöyle bir bakıldığı zaman en başta sistem yanlıştır. Yani eğitim sistemi. Ben Niğdeliyim. Patatesin tarladan çıkış fiyatını bilen insanım. 2.70, 3.70 ama buraya baktığınız zaman 10 TL'lerde, 12 TL'lerde. Abi, üret. Az önce şurada patates yedim, 45 lira hesap ödedim. Yani üretici kazanmadığı zaman İnsanlar haliyle buralara akın ediyor. Şu an 16 milyonluk bir İstanbul'dan bahsediyoruz. O da resmi kayıtlarda. Şu an 22 milyon olduğu tahmin ediliyor. Suriyesi, Afganı. Yani dedi arkadaşıma şu noktada katılıyorum. Suriyeli'ye vatandaşlık verilmez. Kendi vatandaşımızda ikinci konum olamayız asla ve asla. Dediği gibi Kürtçe müziği dinlediğin zaman karşı çıkılıyor ama Arapça tabelalara karşı çıkılmıyor. Suriyeliler çıkıp Farslar istemiyoruz diye miting yapıyor. Afganlara bakıyorsun, savaş var geldik tamam ama Afgan bir kadın gören var mı gerçekten? Ben göremedim hiç. Ama Afgan erkeği bir sürü görebilirsiniz. Savaştan kaçan erkekler oluyor, kadınları Afganistan'da. Burada bir Afgan biriyle karşılaştım, diyor ki 18 yaşındaki biriyle evlenmek isterim, Türk biriyle. Ya şerefsiz evladı, ben demek istemiyorum bunu ama ya bizde 18 yaşındaki çocuk lise okur. Lise okuyan bir çocuğa eğer ki sen bu şey yapıyorsan bu adamlar demek ki bak, buna bak hocam gerçekten. Avrupa'ya gidersen hiçbir sıkıntı yoktur. Gerçekten herkes çok hoşgörülü ve saygılıdır. Ama İslam ülkelerinde gerçekten bir sıkıntı vardır. Hani ben Müslümanım, biz de Müslümanız. Eyvallah. Ama 18 yaş, 14 yaşındaki çocuğu başkasına verirler. Babası yaşındaki adamı. Afganistanlı çocuk 18 yaşında çocuk istiyor. Ya 18 yaşında şu çocuk ya yazıktır, günahtır be kardeşim.
Ya böyle laf mı kullanılır? E şimdi bakıyorsun avcılar sahildeydik geçenlerde. Ya bakıyorsun, gerçek söylüyorum bunu, ya siyahi, ya Afgan, ya Suriyeli. İnanır mısınız, bir tane bakın temiz yer yok. Her yerde çöp var. Ya şuraya bakıyorsunuz, yine Pendik sahiline bakıyorsunuz, tertemiz. Ya şuna baktığınız zaman sistemde hata var. Ya bakıyorsun Milli Savunma Bakanı şu an Hulusi Akar, eski bir orgeneral, eyvallah. Fahrettin Koca eski bir doktor, eyvallah. Ama neden bizim Milli Eğitimimiz Bakanımız, neden bir öğretmen değil? Neden bizim İçişleri Bakanımız bir eski bir MİT müstaşarı değil? Yani işinin ahbabı, ehvali dedikleri kişi değil. Biz bundayız. Adalet Bakanımızın kim olduğunu doğru düzgün bilmiyoruz. Eski bir hukukçu mu? Bilmiyoruz. Ama çoğu milletvekili bakanımıza baktığımız zaman çoğu sıkıntılı bakanlar, açıkçasını konuşmak gerekirse. Yani ekonomi bakanımız bir ekonomist değil. Ya şimdi şöyle bir durum var. Ekonomi bakanı çıkıyor diyor ki gözlerimin içine bakın. Ya şimdi biraz da şu halkın gözünün içine baksınlar gerçekten. Ve şöyle bir durum da var. Yani diyorlar ki dua edeceğiz enflasyon düşsün. Ya duayla bu iş olacak bir şey mi Allah aşkına? Yani Diyanet'in de bir fetvası var, onu söyleyeyim. Hatta onu soruyorum. Fiyatları tayin eden Allah'tır diye. Ya evet, bir de o var. Ardından ben de şunu söylemek istiyorum. Ben Allah'ın gerçekten hiçbir şekilde domatesi 22 TL'ye çıkartacağını ve Müslüman halka zarar vereceğini düşünmüyorum. Diyanet de bu noktada hani eleştirmek istiyorum. Yani Allah hiçbir zaman çıkıp da demez ki bir Müslüman kuluma ben domatesi 22 lira yapayım, ne yapacak? Ha, şöyle bir şey vardır. Allah, ben Diyanet'e buradan bilgi vereyim. Allah insana sabır verir, sınav verir. O sınavdan geçip geçemeyeceğini, isyan edip etmeyeceğini ölçer. Ama fiyatlar üzerinden Allah da hiçbir şey yapmaz. Öyle bir dünya yok. Kendilerinde bilgisi olsun. Ya şöyle bir şey düşünün. İmamlar yürüdü. Tabii ki imamlar yürüdü. Ya polisler izin verdi. Doktorlara biliyorsunuz biz doktor yani öldürüldü sonuçta ülkemizde. O doktorlar yürüdü, doktor arkadaşları. Ya polisler çevirdi, önünü kesti. Yani şu anda din bilimden de, ilimden de, her şeyden öne geçti arkadaşlar. Yani dini bu kadar ön kimliğe tabii ki çıkartalım ama birleştirici noktası vardır. Aile mesela toplumun yapı taşı ailedir, birleştiricidir, eğiticidir. Din de buna nazaran birleştiricidir. Ama din siyasete girmemeli hiçbir zaman. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği işte ileri görüşlülük budur. Dini siyasetten ayırmasının temel sebebi budur. Yani şu zamana kadar mesela FETÖ'cü diyorlar işte şöyle böyle Hakan Şükür. Hakan Şükür hiçbir zaman CHP'den, MHP'den, aday olmadı. AK Parti'den milletvekili oldu yani. Şimdi mesela o noktalarda da bu nokta var. Yani mülakatlara geliyorsun. Mesela arkadaşım KPSS birincisi olduğunu varsayıyorum. Soruyor, diyor ki terör örgütlerini say diyor. Arkadaşım PKK, PYD, YPG diye başladığı zaman eleniyor. İlk başta çünkü FETÖ'yü söylemedi. Böyle bir sisteme döndük. Ya arkadaşlar, burada dediğim gibi siyaset dediğimiz bir derin bir derya. Ama biz siyasetten ziyade ben sistem yanlışlığındayım. Sistem aşırı derecede yanlış. Ha, bütün cumhurbaşkanı, belediye başkanı kim olursa olsun eşit mesafede olmalı. Yani nasıl ablama ben aynı şekilde duruyorsam abime de aynı şekilde durmalıyım. Yani ve lütfen bütün siyasetçileri de rica ediyoruz. Lütfen 40 yaş üstü, 40 yaş üstündeki kişiler gerçekten siyaseti bıraksın. Gençlerin önünü açsınlar. Ve anneme özellikle buradan çok sesleniyorum. Anneciğim, diliyorum ki sana seni hiçbir zaman kandıramadım, hani döndüremedim yolunda. Ama bu sefer çok ciddi söylüyorum. Eğer ki onlar için oy vermeye gidiyorsan umarım ayağın sakatlanır, gidemezsin. Yani bunu çok işte. Kim oy ver yani? Ya evet hayır oylaması hocam, çok ciddi söylüyorum anne, ya vallahi bak annemdir, hiçbir şey demiyorum ama diyorum ki anne ne atacaksın? Anne, evet. Evet atacağım diyor. Ya anne dedim, sen. Anne dedim. Ya bir sus, bir sus, bir sus. Ya bir sus. Ya bir sus, sus. Osmanlı'da yaşamıyorsun. Osmanlı'da yaşamıyorsun. Ya var ya bak, bu adamlar kahveye gider, 3 lira çaya para verir, emekli maaşıyla geçiniyoruz derler. Ev kirasını bilmezler, gençlerin halini anlamazlar, işsizlik nedir? Emekli olmuş, her ay, her gün gider. 3 lira. Nasıl geçelim Allah biliyor, bir de ben biliyorum yani. Ondan sonra siz konuşacaksınız. Anneciğim yani bakın şöyle bir durum var. Evet hayır oylaması. Annem tutuyor.
annem tutuyor, diyorum, ne yani, atacaksın? Evet atacağım diyor. Anne diyorum, kendi vekilleri bile ilk taslak halini onaylamadı yani. Demek ki bir sıkıntı var anneciğim diyorum. Hani diyorum, bak diyorum, ben anayasayı okudum, sen okudun diyorum. Ben okuma bilmem ki diyor. Bu kadın evet attı, döndüremedik yani aklından. Yine bu sefer de diyorum yani, umarım ayağında bir sorun çıkar, elinde bir sorun çıkar. Allah kalıcı bir şey vermediği sürece. O günlük sadece umarım bir şey olur ve o oyu kullanamaz. Diliyorum Allah'tan bunu. Yani biz şöyle söyleyeyim hocam. Bak annem kira alıyor. Emekli maaşı var. Tek başına yaşıyor. Babamız rahmetli. Yani şimdi kadın tutuyor benden para istiyor. Ben de dedim ki böyle. Dedim ki dilerim Allah'tan sana senin oy verdiklerin senin emekli maaşını da kessin. Umuyorum bunu yaparlar. Annemin gibi de keserler. İyi günler. Teşekkür ederim.